Enine Boyuna Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bu videoda fiillerin olumlu, olumsuz soru ve olumsuz, olumlu soru çekimlerini göreceğiz. Haber ve dilek küplerinden biriyle çekimlenmiş fiillere olumsuz anlam yüklemek için mame olumsuzluk eki getirilmektedir. Burada bir detay var arkadaşlar. Geniş zamanda maz ve mez ekleri de devreye girecek. Fiillerin olumsuz çekimleriyle ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Şimdiki zamanın olumsuzluğuna bakalım. Anlamak fiiline öncelikle your ekini getireyim. Sonra ekini getireyim. Anlıyorum oluyor. Araya bir tane ma eki getirdiğimde olumsuz bir anlam katar arkadaşlar. Anlamıyorum şekline gelir. Ben ma eki kattım ama neden mı'ya dönüştü dersem de your eki kendinden önceki geniş ünlüleri daraltır. Ma'yı mı'ya dönüştürebilir. Bakalım gelecek zamanlı olumsuz nasıl oluyormuş. Çalışmak fiiline ma olumsuzluk ekini getirelim ve ardından keep ekini getirelim. Çalışmayacak. Kim çalışmayacak? O. Demek ki üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş ayrıca. Burada çalışmayacak diye okunduğunda ma ekinin olumsuzluk anlamı getirdiği çok açık bir şekilde ortada. Geniş zamanlı olumsuz çekimine bakalım. Anlamak fiilini öncelikle olumlu bir şekilde geniş zamanla çekimleyelim. Anlarlar. Üçüncü çoğul kişiye göre onlar anlarlar şeklinde çekimlendi. Şimdi burada geniş zamanda keep eki düşüyor arkadaşlar olumsuz çekimlerken. Ma da maz haline geliyor. Anlamazlar şeklini alıyor. Buradaki maz olumsuzluk ekim oluyor. Geniş zamanın anlamı eylemin her zaman yapıldığını anlatıyordu bana. Olumsuzu da hiçbir zaman yapılmadığını, yapılmayacağını anlatır diyebilirim. Geçelim. Fiillerde soru kısmına geldik arkadaşlar. Fiillere soru anlamı yüklemek için fiillere mi soru eki ekleniyor. Bu ek geldiği sözcükteki ünlüye uyarak mı mi olarak kullanılır. Fiillerin soru hallerini aşağıdaki örnekler üzerinden inceleyiniz dedi. Şimdi bunu incelemeden önce arkadaşlar bir detay var. Mı mi soru eki kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki ek ile bitişik yazılır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bakalım. Gereklilik kipiyle inceleyelim soru ekini. Gitmek fiiline öncelikle meli gereklilik kipi gelmiş. Bir tane boşluk bıraktım. Gitmeli miyiz şeklinde soru haline getirdim. Şimdi buradaki mi benim soru ekim. Buradaki is benim kişi ekim olacaktır. Devam edelim. İstek kipine baktım. Yazalım mı şeklinde bana bir söz grubu verdi. Yazmak fiil köküm. A istek kipim. Lım burada kişi ekim. Kim yazalım mı? Biz yazalım mı? O zaman birinci çoğul kişi ekidir diyeceğim arkadaşlar. Geldim buradaki mı'ya. Bu da tabii ki soru eki olacak. Emir kipine bakalım. Gitsin mi diye bana verdi bir söz. Buradaki sin arkadaşlar üçüncü tekil kişi ekidir. Aynı zamanda emir bildirir. Biliyorum ki ben emir kipiyle kişi ekleri iç içe geçmiştir. Birleşmiştir adeta. Mi de zaten soru ekim olacak. Geçelim. Diğer özelliğimize geldik. Fiiller hem olumsuzluk eki hem de soru eki alırsa olumsuz soru anlamı kazanır. Eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği sorulur. Öğrenilen geçmiş zamana bakalım. Yani mış miş eki. Bakalım. Unutmamış mı diyor. Bakın unutmak fiiline önce olumsuzluk eki gelmiş. Ardından öğrenilen geçmiş zaman kip eki gelmiş. Ardından da soru eki gelmiş. Yani öğrenilen geçmiş zamanın olumsuz çekim biçimi diyebilirim. Şart kipini inceleyelim. Uyumasam mı demiş. Uyumak fiiline önce olumsuzluk eki gelmiş, sonra şart kipi gelmiş, sonra kişi eki gelmiş. Hangi kişi peki? Uyumasam. Kim uyumasam? Ben uyumasam. Yani birinci tekil kişi eki ve ardından soru eki gelmiş. Görülen geçmiş zamana bakalım. Anlamak fiiline ma olumsuzluk eki gelmiş, sonra ardından dı görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve soru eki gelmiş. O zaman ne olmuş anlamak fiili? Görülen geçmiş zamanın olumsuz soru biçimi olmuş diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar fiillerde olumsuzluk ve fiillerde soru kısmında bitirmiş olduk. Ayrıca ek olarak olumsuz soru biçimlerinde gördük. Eğer videoyu beğendiyseniz Enine Boyuna Türkçe kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve merak ettiğiniz kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.